İnan Demirel yine dolu bir programla karşınızdayız. Önce Anayasa Mahkemesi'nin HDP hakkında açılan kapatma davasına ilişkin kararını konuşacağız asıl meselede. HDP Anayasa Mahkemesi'ne başvurup sözlü savunmanın 3 ay sonra ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Yani seçim sonrasına, ama Anayasa Mahkemesi Nisan ayında sözlü savunmanın yapılmasına karar verdi. Bu seçimden önce HDP'nin kapatılabileceği anlamına mı geliyor teknik olarak? HDP bu durumda ne yapmayı düşünüyor? Milletvekili listelerinin Anayasa Mahkemesi'ne teslim edilmesine ilişkin kritik bir süreç var. Acaba bu listeler teslim edildikten sonra HDP'nin kapatılmasına ilişkin bir karar çıkabilir mi? HDP bu ihtimale binaen ne yapacak? Ne yapmayı düşünüyor? Erol Katırcıoğlu, Profesör Doktor, HDP Milletvekili asıl meselede konuğum olacak. Sonra Mustafa Yılmaz'ı ağırlayacağız. Mustafa Yılmaz, TV5 Genel Yayın Yönetmeni, Milli Görüş'ün yayın organı biliyorsunuz TV5. Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklamasından sonra Saadet Partisi'ne yönelik iktidar kanadından bir yıpratma harekatı başlatıldı. Diyorlar ki Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi nasıl yan yana gelebilir? Temel Karamollaoğlu'nu hedef alıyorlar ve bunu söylerken Erbakan'ı da kullanıyorlar. Erbakan'ı da dayanak gösteriyorlar. Halbuki Erbakan bütün muhalefetin iktidara karşı birleşmesi gerektiğini savunmuştu bir zamanlar ve kendi çizgisinden uzak partileri de buna dahil etmişti. İktidar neden özellikle, iktidar kadroları neden özellikle Saadet Partisi'ni hedef alıyorlar, Milli Görüş'ü hedef alıyorlar? Bunun üzerinden seçmene anlatılmak istenen nedir? Mustafa Yılmaz'a soracağım. Not defterimiz var biliyorsunuz, depremden sonra oluşturduğumuz not defteri. Oradaki önemli kalemlerden biri mikrofonunu saklayan muhabirler. Mikrofonunu haykıran, devlet nerede diye soran, deprem zedenin önünden çeken muhabirler. Onlar gibi olmayan gazetecilerden biri Melda Doğan. Uluslararası yabancı medya kuruluşları için deprem bölgesinde çalışıyordu Melda Doğan. Bir röportaj esnasında bir depremzede gelip işte dertlerini anlatmaya başladı. Devlet nerede diye sordu muhtemelen. Niye zamanında gelemedi diye sordu. Sonrasında o röportajın yapıldığı kamptaki yetkililerden biri gelip müdahale etti ve iş Melda Doğan'ın işinden olmasına kadar uzandı. Kendisine denildi ki İletişim Başkanlığı telefon açtı, senin işine son vermemizi istedi, kusura bakma. Barış Terkoğlu bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde anlattı bu meseleyi. Melda Doğan konuğumuz olacak, ne yaşadığını, ne olup bittiğini konuşacağız. Ve son konuğumuz Gelecek Partisi'nin Çanakkale İl Başkanı olacak. Neden? AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, 2 yıl önceydi sanırım, demişti ki eğer Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olursa ben de Cumhurbaşkanı adayı olurum demişti. 2 ay öncesinde de adaylıktan Erdoğan lehine çekildiğini söylemiş, ironi yaptığını söylemiş. Ama ilk bunu söylediğinde ironi falan yoktu. Şimdi gerçek ironiyi Gelecek Partisi'nin Çanakkale İl Başkanlığı yapıyor ve Bülent Turan Cumhurbaşkanı adayı olabilsin diye Çanakkale'de 100 bin imza topluyorlar. Yani Gelecek Partisi siyasi rakibi AK Parti'nin grup başkan vekili için imza topluyor. Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer konuğumuz olacak. İmza toplama meselesinde neredeler, nereye geldiler konuşacağız Vahap Özsüer'le. Sıcak bir haberle başlayalım. Bursa Spor Ahmet Spor maçını hatırlıyorsunuz. Tribünde beyaz toros ve yeşil posterleri açılmıştı. Bursa Spor oyuncuları futbol sahasında Ahmet Spor oyuncularına saldırmışlardı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararını açıkladı. Bursa Spor Ahmet Spor maçında olan bitene ilişkin Bursa Spor'a 9 maç ve 9 maç seyircisiz oynama, 9 maç seyircisiz oynama ve 326 bin lira para cezası verildi. Evet, posterler bunlardı. Beyaz toros ve yeşilin posterlerini görüyorsunuz. Sonrasında çok büyük bir tartışma yarattı
bu posterler ve bunun, bu posterlerin açılmasının Bursaspor'un kendi başına karar alan bir taraftar grubunun, küçük bir kümenin yapmış olabileceği bir girişim olmayabileceği yorumu yapıldı. Yani bunun toplumsal hassasiyetleri kaşıyan, oradan belki de bir sonuç üretmek isteyen, Türkiye'ye kritik bir seçime giderken bir yapının girişimi olabileceği konuşuldu. 9 kişi gözaltına alınmıştı. Sonrasında da serbest bırakıldılar. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da Bursaspor'a cezayı kesti. 9 maç seyircisiz oynayacak Bursaspor. 326 bin lira da para cezası ödeyecek. Akşamın sıcak haberlerinden biri de Yüksek Seçim Kurulu'nun parmak boyasına ilişkin kararı. İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştu. Ve seçimde özellikle deprem bölgesinde mükerrer, yani tekrar oy kullanabilme ihtimaline karşı, kullanılması ihtimaline karşı parmak boyası kullanılması talebinde bulunmuştu. YSK bu talebi reddetti. Yüksek Seçim Kurulu ve kararda denildi ki bunun için yasal düzenleme gerekir. Parmak boyası kullanılabilmesi için yasal düzenleme gerekir ve biz bu konuyla ilgili işlem yapamayız denildi. Şimdi YSK topu meclise atmış oldu. Eğer seçimde parmak boyası kullanılacaksa, ki bunun özellikle deprem bölgesi için mükerrer oy kullanılmasının önüne geçilmesi için elzem olduğunu savunanlar, söyleyenler var. İYİ Parti lideri Meral Akşener de onlardan biri. Bakalım iktidar bu konuyla ilgili bir adım atacak mı? Göreceğiz. Ve yine akşamın sıcak başlıklarından biri, Deva Partisi lideri Ali Babacan Habertürk televizyonuna konuk oldu. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına karar verilmişti. Ama bununla ilgili atama yetkisi ve yetkilerinin ne olacağı, zamanlaması, yetkinin çapı çeperi ile ilgili irade de Cumhurbaşkanı'na, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakılmıştı. Ali Babacan bununla ilgili Habertürk'te yaptığı açıklamada kararı altılı masa değil, yani bu altılı masayla müzakere edilecek bir mesele değil, Kılıçdaroğlu kendi başına karar verecek dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak isimlerden biri biliyorsunuz. Bu karar alındıktan sonra ilk kez konuştu Ekrem İmamoğlu. Bu sürecin, yani seçim sürecinin en çalışkan neferi olacağını söyledi. Bu karar neden alındı? Yani İmamoğlu ve Yavaş formülü neden üretildi? Buna dair de açıklamaları var Ekrem İmamoğlu'nun. Tek duygum var. 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak aklı, stratejiyi, çalışma yürekliliğini ortaya koyan insanlar olmak. Hep ne söyledim? Ben bu sürecin en çalışkan neferi olacağım. Bunu sahada göreceksiniz. Hepimizin merak ettiği şey, Millet İttifakı bu cumhurbaşkanlığı seçimi kazanırsa, siz cumhurbaşkanı yardımcısı olursanız, çok genel seçim, yani memlekette o kadar uzun vadeli şeyleri konuşmak keşke mümkün olsa. 2 günde, 3 günde bile neler yaşıyoruz. Onun için sadece bugünden her şey çok güzel olacak diyeyim size. Son olarak, evet. Başkanı yardımcılığı teklif edilmesini nasıl karşıladınız? Meseleyi şöyle okuduk biz. Her ne olursa olsun en doğru şekilde ayrışmadan bütünleşerek yola devam etme meselesi. Çünkü bu işin kurucusu olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener'in en güçlü lokomotifi olması gerektiği inancıyla biz onlara nasıl katkı sunarız bakışıyla bir arada olduk. Doğru bir şekillenme oldu. Her şey çok güzel olacak. Evet, sevgiyle kalın. Sağ olun. Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek mi, etmeyecek mi? Bu, Millet İttifakı'nın adayı belli olduktan sonra masaya gelen başlıklardan biri, merak edilen başlıklardan biri. Bugün Fikret Bila'ya HDP'yi ziyaret edeceğini söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Tüm Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem demokrasinin gereğidir dedi. Mithat Sancar da o görüşmenin CHP-HDP diyaloğu olmadığına, ittifakın ortak cumhurbaşkanı adayıyla yapılacağına dikkat çekti. Sadece ben değil,
84 milyon aday, 84 milyon. Hep beraber kuracağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiz. Adaylığı açıklandığında söze böyle başladı. Ben değil 84 milyon aday dedi. Herkesle, her partiyle görüşeceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu'nun Halil İbrahim sofrası diyerek çıktığı yolda hedefi sofrayı büyütmek. Bir adaydan öte bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım. Özveriyle ilmek ilmek örülmüş bir ortak aklın sözcüsü olarak sizlerleyim. Siyasi partilerin birbirleriyle olan ilişkilerine her bir siyasi parti saygı duymak zorundadır. Biz bugüne kadar buna saygı duyduk. HDP ile görüşecek mi, görüşmeyecek mi? İlk gün ilk dakika sorulmaya başlandı. Kılıçdaroğlu'nun cevabı netti. Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak tüm Türkiye'nin 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da diğer partilerin bir başka partiyle görüşmesinde bizim için bir mahsur yok. Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce Kasım ayında anayasa görüşmeleri sırasında AK Parti'de HDP ile bir görüşme gerçekleştirdi. Gelişmiş bir demokraside Cumhurbaşkanı ne vatandaşlar ne de meşru siyasi partiler arasında ayrım yapar. Bugüne kadar ne çektiysek bu ayrıştırıcı tavırlardan çektik. HDP'nin meclis çatısı altında bulunduğuna meclis başkan vekiline tüm milletvekillerinin birlikte mesai harcadıklarını işaret etti. Mecliste HDP'li başkan vekilinin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP'li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP'yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim. Bunu da uygulamaya çalıştım. Bu yönde çalışmalarım devam edecek. Diyalogtan, konuşmaktan kimseye zarar gelmez. Bu doğrultuda Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncülük yaparak tüm diyalog kanallarını açacağını umuyorum. Bundan sonra hedef Sayın Kılıçdaroğlu'nun tüm Türkiye'nin ortak adayı olmasını sağlamaktır. Bu başarılırsa toplumsal kutuplaşma da azalır. Barış ve birlikte yaşam umudu artar. Bizim yapacağımız görüşme CHP ile bir görüşme olmayacaktır. Bizim görüşmemiz Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibiyle olacaktır. Dolayısıyla ortada HDP-CHP görüşmesi gibi başlıklar atılması da doğru değil. Halk TV yazarı Fikret Bile'ye konuştu. Önceliğini deprem bölgesine felaketi yaşayan insanların yaralarını sarmaya verdiğini söyledi Kılıçdaroğlu. CHP'li belediye başkanlarının çalışmalarını ara vermeden devam edeceğini söyledi. Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'la birlikte bir yola çıktık. Ve Cumhurbaşkanı yardımcılığı konusu. Kampanya boyunca birlikte çalışacağız dedi. Seçimden sonra Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacakları tarihe kadar belediye başkanlıklarından ayrılmaları gerekmiyor vurgusu yaptı. Evladım Ekrem İmamoğlu. Dostum Mansur Yavaş. Kılıçdaroğlu çürümüş düzeni yeniden inşa edeceğiz dedi. Parlamenter sisteme özel bir parantez açtı. Amacımız sistemi değiştirmek dedi. Devletin en önemli kurumlarını çürüttüler. Biz yeniden inşa edeceğiz. Yeniden inşa edeceğimiz kurumların başında Anayasa Mahkemesi, Yargı, Parlamento, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Varlık Fonu geliyor. Tabii başka kurumlar da var. Hepsini yeniden inşa edeceğiz. Bu da devletin yeniden inşa edilmesi olacak. Adaylık ilanının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den de Kılıçdaroğlu'na tebrik telefonu geldi. Sayın İnce, Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı nedeniyle tebrik etti. Anayasa Mahkemesi bugün HDP hakkındaki kapatma davasına ilişkin kritik bir karar aldı. Kararın iki boyutu var. Birincisi şu, HDP sözlü savunma yapacak. Bunun 3 ay ertelenmesini, yani seçim sonrasına bırakılmasını talep etmişti. Anayasa Mahkemesi 3 ay ertelemedi. 11 Nisan'a erteledi. Yani seçimin öncesine erteledi. Birincisi bu. İkincisi, HDP'ye ödenen hazine yardımına geçici blokaj konulmuştu. Anayasa Mahkemesi o blokajın kaldırılmasına karar verdi. Yani HDP hazine yardımı alacak. Şimdi iki karar peş peşe gelince kafalar karıştı. Kapatma davasına ilişkin Anayasa Mahkemesi bir sinyal verdi mi, vermedi mi? Haberi izleyelim. Erol Katırcıoğlu'yla HDP İstanbul HDP milletvekiliyle konuşacağız. Ve kapatılmalıdır. Hem de vakit kaybetmeksizin bu bölücü ve terör yatağı
kurutulmalı, hukuken defteri dürülmeli, kapısına kilit asılmalıdır. HDP'nin kapısına kilit vurulsun diyor. Tonlarca kilit getirseniz hepsini açarız biz. Hepsini açarız, hepsini. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli her fırsatta HDP'nin kapatılmasını talep etti. Önce kapatma davası açıldı, ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazine yardımı aldığı hesaplarına bloke konulması istendi. Bu neyin görüşmesi, neyin arayışı, neyin hazırlığıdır? Anayasa Mahkemesi şehitlerimizin dökülen kanlarını da seçim sonrasına bırakmayı görüşecek midir? HDP'nin isteğiyle Anayasa Mahkemesi'nin davayı sulandırması doğru değildir. Tüm delillerimizi ortaya koyduk, dosyayı da sunduk. Bizim açımızdan tamamlanan süreç artık takdir Yüksek Mahkeme'nin. Geçici bloke kararı AYM'de görüşüldü. Ara karar verildi. Blokenin kaldırılması kararlaştırıldı. Karara Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan ve diğer 7 üye karşı oy kullandı. Diğer 8 üye blokenin kaldırılmasını istedi. Karar oy çokluğuyla verildi. Anayasa Mahkemesi'ni tehdit ediyor. Eğer bu kararı derhal HDP aleyhine almazsanız, yani bu talebi reddetmezseniz hainsiniz. Yargıya bundan daha açık tehdit olabilir mi? Bu iktidarın politikasıdır. AYM tarafından daha önce HDP'nin sözlü savunması için 14 Mart belirlenmişti. HDP, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen hafta AYM'ye başvurarak sözlü savunmanın 3 ay ertelenmesini istedi. Mahkemenin bir diğer kritik kararı da HDP'nin sözlü savunmasına yönelik oldu. Demokrasi vazgeçilmezimizdir. Demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz ve doğru da bulmuyoruz. Ve hep beraber diyoruz, yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Seçim tarihinin netleşmesinden kısa süre önce Anayasa Mahkemesi savunma tarihini erteleme kararı aldı. HDP'nin 3 aylık erteleme talebini kabul etmedi ama sözlü savunma verme tarihi olarak 11 Nisan'ı belirledi. Yani HDP'nin talebinin aksine sözlü savunma seçimlerden önce verilecek. HDP kutup yıldızıdır. Bu toplumun demokrasiye giden yolunda kutup yıldızıdır. Mahkemenin kararının Millet İttifakı'nın adayının açıklanmasından sonra seçim tarihinin belli olmasından hemen önce gelmesi Cumhur İttifakı'nın tutumunda değişiklik mi oldu sorusunu da akıllara getirdi. Erol Katırcıoğlu internet bağlantısıyla yayınımızda. Erol Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Günan Bey. Erol Bey, şimdi iki karar biraz kafaları karıştırdı. Haber de Cumhur İttifakı'nın tutumunda bir değişiklik var mı diye bitiyor ya. Evet. HDP'nin hazine yardımına konulan blokaj kaldırıldı. Ama bir taraftan da sözlü savunma için talep edilen 3 aylık erteleme seçimin öncesine verildi. Seçim öncesi için tarih verildi, 11 Nisan için. Şimdi soru şu, blokaj kaldırıldıysa acaba HDP'nin kapatılmama ihtimali arttı diye mi düşünmeliyiz? Ya da şöyle mi düşünmeliyiz? Seçimin öncesine süre verildiyse HDP'nin tepesinde sallanan bir demokrasinin kılıcı var ve iktidar duruma göre bakacak, HDP hakkında kapatma kararı verebilir de vermeyebilir de. Evet. Doğrusu benim ikinci yorumunuzun daha doğru olduğunu düşünüyorum, doğrusu isterseniz. Gerçekten de 14 Mayıs'ta yapılacak bir seçimden önce Türkiye'nin 3. Büyük Partisi'nin kapanıp kapanmaması ile ilgili kararının 11 Nisan'a atılmış olması, üstelik de 11 Nisan'a kadar atınız, biraz daha atın, seçimden sonra konuşalım o zaman ya da mahkeme olsun. Bu talebimizi reddetmişlerdi ama şimdi bu gerekçe de çok anlamlı bir gerekçeydi. Dolayısıyla da bizim hukukçu arkadaşlarımız muhtemelen yeniden başvuracaktır ki seçim sonrası bunun atılması daha uygundur diye. Blokajın kaldırılması meselesi de biliyorsunuz, yani ben hukukçu değilim ama hukuken dinlediğim arkadaşlara yaptığım konuşmalardan sonra anlıyorum ki zaten hukuken çok yanlış bir karar vermiş bir bakıma. Dolayısıyla da bu kararın kaldırılmış olması iyi bir şey. Ama siz de söylediniz, biz de bu sabah bu iki haberin yan yana gelmesinden bir değişiklik mi oluyor acaba iktidarın tutumunda diye düşündük ama
Doğrusu isterseniz bunu, yani bu açıklamayı biraz böyle barış, demokrasi vesaire gibi birkaç kavram kullanılarak yapılmış olsaydı belki öyle düşünmeniz daha makul olurdu, ama hiç öyle bir açıklama yok doğrusu. Yani blokajın kaldırılması kararının değiştirilmesiyle ilişkin olmak üzere de öyle. 11 Mayıs'a, 11 Nisan'a ertelenmesi meselesi de öyle davanın. Dolayısıyla da ben de ve birçok arkadaşım da sizin yaptığınız yorumu doğruluyoruz. Yani biz de öyle düşünüyoruz. Yani bir tür demokrasinin kılıcı gibi Türkiye'nin 3. Büyük Partisi'ne yapılan büyük bir haksızlıktır bu tabii ki. Yani kapatma davası bir ay önce getirilmiş oluyor ki zaten hani bu konuda beklentiler çok hoş değil. Sonuç olarak biz yargının geldiği noktayı çok iyi görüyoruz. Her gün Halkların Demokratik Partisi'nin mensuplarıyla veya partimizin yaptığı eylemlerle ilgili aldığı kararlar vesaireden biliyoruz ki bize karşı zaten pek sıcak bakan bir yargı sistemi yok. Dolayısıyla da biz de böyle yorumlamak isterdik ama öyle olmadığını düşünüyorum. Hocam şöyle bir mesaj vermek istiyor olabilir mi iktidar? Bakın, hazine yardımına konulan blokajı kaldırdık. Bu HDP için iyi bir şey. Seçime giderken partiye para lazım. Çalışmalarınızı rahat yapabilirsiniz. Bunu bir kenara koyun. Ama kapatma davasını da seçimin bir ay öncesine aldık, kapatabiliriz. Yani siz de işte hareketlerinize, tavrınıza, tutumunuza bir dikkat edin. Ona göre davranın. Mı demek istiyorlar acaba? Mesela işte Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı olmasından sonra Mithat Sancar olumlu mesajlar verdi. Yani Kılıçdaroğlu'nu destekleyebileceklerine dair, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmayacağına dair. Acaba iktidar bu iki mesajı birlikte göndererek buraya bir çomak sokmak niyetinde mi acaba? Doğrusu böyle düşünemiyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim size. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bizim yani siyaset olarak Halkların Demokratik Partisi'nin tutumuyla ilgili olarak önemli bir değişiklik içinde olmadığımızı herkes görüyor ve biliyor. Biz üçüncü yolu tanımlarken yani iki grup, iki ittifakın olumlu yanları da var, olumsuz yanları da var bu ittifakların ve aslında esas itibariyle doğrusu isterseniz ben bu iki ittifakın da bir anlamda aralarındaki yarışın devletin sahibi, ülkeyi kim yönetecek yarışını yapan iki büyük kesim. Ama biz de ülkede demokrasi talep eden ve içinde farklı kesimlerin olduğu bir üçüncü yol birlikteliğiyiz. Dolayısıyla da bu tavrımız bizim açık ve net. Gerçekten de ekstra bir şey söylemeye de ihtiyaç yok ve AK Parti de bunu biliyor, AK Parti'deki insanlar da. Biz Türkiye'de gerçekten şu andaki var olan demokrasi çıtasının yükseltileceğiyle ilgili yapılacak her şeyin arkasında olacağız. Nitekim, doğrusunu isterseniz şöyle söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun verdiği sinyaller bize başımızdan da olumlu hale geliyor, olumlu görmeye başlıyoruz. Çünkü Kılıçdaroğlu da bugüne kadarki sürdürdüğü siyasi pozisyonundan biraz daha farklılaştı. Bunu da görmemiz lazım. Yani daha kapsayıcı bir siyasetin işaretleri veriyor. Zaten biz de bunu söylüyoruz doğrusunu isterseniz. Yani biz ülkede demokrasiyle ilgili bir sorunumuz var. Ekonomimiz çökmüş vaziyette. Depremle büyük bir felaket yaşamış bir halkımız var. Dolayısıyla da bu sorunları aşmakla ilgili olarak mevcut iktidarın beceremeyeceği ortaya çıktığı için bir bakıma ve de tarihte denk geldiğinden dolayı 14 Mayıs'ta bir seçimin olması doğrusu isterseniz daha kapsayıcı siyaseti gerekli hale getirdi bir bakıma. Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu da bunu gördü ve şimdiye kadar verdiği sinyallerle ve mesajlarla yani bizim de savunduğumuz bir perspektife yakın olduğunu görüyoruz. Anladım. Hocam, seçimden önce AK Parti'nin HDP ile bir temas kurma girişiminde bulunmasına ihtimal verir misiniz? Vermiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Birkaç sene önce olsaydı belki bu söylediğiniz daha makul olabilir. Çünkü sonuç olarak bizim açımızdan da mesele şöyle bir mesele. Gerçekten biz çözüm sürecinin yeniden
şekillenmesini istiyoruz. Ve başta Kürt sorunu olmak üzere ülkedeki sosyal fay hatlarının ortadan kaldırılması ile ilgili olarak yapılması gerekenleri yapmak istiyoruz. Şimdi bu anlamıyla baktığımızda yani bizim bu pozisyonumuzun Adalet ve Kalkınma Partisi çözüm sürecini başlatmış bir parti olarak yakın bir yerden siyaset yapma ihtimali içinde olabilirdi. Fakat biz bunun iki yıl öncesinden anladığım kadarıyla yaptığımız değerlendirme sonucunda böyle bir olasılığın olmadığını, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok fazla güvenlik bürokrasisinin kontrolü altına girmiş olduğunu, çok fazla MHP ile yürümek gerektiğini düşünen milletvekilleriyle çevrilmiş olduğunu gördüğümüz için de böyle bir olasılığı olmayacağını gördük. Yani tamam. Şimdi de hiç olmaz yani. Hiç itibar vermiyorum. Tamam. Hocam şimdi 11 Nisan'da HDP sözlü savunmasını yapacak yeni bir erteleme olmazsa eğer, o tarihe kadar da eğer seçim 14 Mayıs'ta yapılacaksa o da yarın belli olacak. Yarın 10 Mart. Evet. Siz milletvekili listelerini YSK'ya vermiş olacaksınız. Evet. Şimdi burada bir sıkıntı var. Siz listeleri verdikten sonra parti kapatılırsa artık yeni liste verme şansınız kalmıyor anladığım kadarıyla. Dolayısıyla akla gelen sorulardan biri de şu. Partinin kapatılma ihtimaline binaen acaba HDP seçime başka bir partiyle, yedek bir partiyle, işte Yeşiller Partisi'nin adı telaffuz ediliyor, tipin adı telaffuz ediliyor. Böyle bir ihtimal var mı? Hiç olmayacağını söyleyemem böyle bir ihtimali. Yani şöyle söyleyeyim size. Emek ve Özgürlük İttifakı içinde seçime kendi başına girme hakkı kazanmış olan EMEP var, TİP var. Yanılmıyorsam yakın bir zamanda da Yeşil Sol Parti'nin de girebileceği söylendi. Dolayısıyla de böyle bir durumda kalırsak ki bu gerçekten böyle bir şey yaparlarsa, böyle bir adım atarlarsa ki yani bilemiyorum. Bunu önceden tahmin etmeniz gerekecek tabii. Adım atarlarsa yani kefenin iki tarafına koyacaksınız herhalde hocam. Kapatırlar mı, kapatmazlar mı? Şimdi doğrusu isterseniz yani bizim tabii ki ilgili arkadaşlar, ilgili komisyonlar var ve bu konuları çalışıyorlar. Dolayısıyla da ben size somut olarak bir şey söyleyemem. Anladım. Ama şunun altını çizeyim. Yani Halkların Demokratik Partisi Türkiye'nin en iddialı demokratik partisidir. Biz kendi pozisyonumuza, siyasi pozisyonumuza radikal demokrasi diyoruz. Yani çok açık söyleyeyim, radikal demokrasi bugün dünyada diyebilirim ki bugünün dünyasında sol siyasetin felsefesi radikal demokrasidir ve maalesef bizim Türkiye siyasetinde bu konu hiç bilinmemektedir. Yani bizim kendi kimliğimize ve diğer mağdur kimliklerle birlikte bir hegemonya siyaseti oluşturmaya çalışmamızın ne anlama geldiğini anlayamıyorlar bile bence. Yani bizim bir ayrılıkçılık diye bir derdimiz olmadığını, özellikle küreselleşen dünyada kimlikler üzerine olan baskının bir anlamda giderilebilmesinin bir yolu farklı ezilen kimliklerin yan yana gelmesi olduğunu görüyoruz, biliyoruz ve bu yolda bir siyaset üretmeye çalışıyoruz. Fakat yani işte özellikle Sayın Cumhurbaşkanı bizi çok rahatlıkla terörle ilişkilendirebiliyor. Sayın Bahçeli de hiç peşinden hemen bizim işte kapanmamızı vesaireyi söyleyebilecek bir noktaya gelebiliyorlar. Ama bunların hiçbiri kabul edilemez. Ve umuyorum ki yeni siyasetteki yeni açılımlar, özellikle Kılıçdaroğlu'nun adımları bu sorunları giderecek bir atmosfer yaratır ve biz de rahatlıkla kendi argümanlarımızı kullanabilir hale geliriz diye düşünüyoruz. Tamam. Hocam son sorum. Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edeceğini söyledi. Evet. Ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğini henüz bilmiyoruz. Ne diyecek HDP Kemal Kılıçdaroğlu'na? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemek için ne talep edecek? Yani şöyle söyleyeyim. Yani spesifik olarak şu diye bir konu belirtmeyeceğim ama Türkiye'de demokrasinin önünü tıkayan birçok şeyin değişmesiyle ilgili görüşlerimizi söyleyeceğiz diye düşünüyorum. Yani bunların ne olabileceğini herhangi bir
insan hayal edebilir. Biz bir bakanlık istemiyoruz, özel bir şey istemiyoruz partimize ilgili olarak. Fakat hiçbir hukuki gerekçe, kabul edilebilir bir gerekçe olmadan birçok arkadaşımız mesela hala tutsak durumunda. Ve dolayısıyla da mesela yani ben konuşacak olsam Sayın Kılıçdaroğlu'yla kendisine bu sorunda ön ayak olmasını ve gerçekten yargıyı çalıştırarak bu meselenin çözülmesini talep ederdim doğrusunu isterseniz. Ama tabii ki ilgili arkadaşlar, eş başkanlarımızla nasıl bir konuşma olacak bilmiyorum. Ama bu arada şunu da söylemiş olayım. Buyurun. Sayın Akşener gerçekten sonuç olarak altılı masada kalmış oldu. Fakat hala Halkların Demokratik Partisi ile ilgili olarak pozisyonunda çok fazla bir değişiklik yapmak istemiyor diye anlıyorum. Biz mecliste, ilginçtir, mecliste İYİ Parti ile arkadaşlarla yaptığımız görüşmeler, konuşmalarda onlarla çok bir problem yaşamıyoruz doğrusunu isterseniz. Yani bizim argümanlarımızı kabul ediyor. Meclisin çalışmasında da onların önergelerine lehte konuşmalar yapıyoruz, oy veriyoruz vesaire. Dolayısıyla da ben şeyi anlamakta zorlanıyorum. Halkların Demokratik Partisi ne ki siz aynı masada oturmak istemiyorsunuz ve diyalog içinde olmayı garipsiyorsunuz. Yani bunu kabul edilebilir bir argüman olmadığını düşünüyorum. Ama belki zaman içinde bu da değişecektir. Sayın Akşener nasıl baskılar altında olduğunu bilemiyorum tabii ki. Ama gönül istiyor ki bu adımı güçlendirsin. Halkların Demokratik Partisi'nin de Türkiye'nin demokrat bir partisi olduğunu görerek eğer bir yol yürünecekse birlikte yol yürümenin yolların tıkanmış olan yollarını da açmasını bekleriz doğrusunu isterseniz. Peki Erol Katırcıoğlu çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Gayri. Sağ olun, eksik olmayın. İyi yayınlar olsun. Sağ olun. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi lideri bir tweet atmış. Hazır mı arkadaşlar tweet? Verelim tweet'i bir görelim. Ha değil, tamam. Tamam, tweet'i hazırlıyor arkadaşlar. Birazdan veririz. Erol Katırcıoğlu'nun anlattıkları böyle. O da söyledi. Biz bakanlık falan istemiyoruz dedi. Ama HDP'ye bakanlık verileceğine dair bir tezvirat üretildi iktidar medyası tarafından, iktidar kadroları tarafından. O da pişirilip pişirilip duruyor biliyorsunuz. Bugün Yavuz Oğan, Saruhan Oluç'u HDP Grup Başkan Vekilini ağırladı. Bir de bunu izledi. Bu bakanlık meselesi gündeme geldi. Hatta şu kadar ileri götüren de var. HDP'ye İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı, yani kritik bakanlıklar verilecek bile diyorlar. Bakın o programda bu mesele nasıl konuşuldu? Yani ben yine burada da söylemiş olayım. Herhangi bir pazarlık içinde değiliz. Bir pazarlık yapmayı da doğru bulmayız. Çünkü önemli olan bugün Türkiye'de gerçekten bir demokratik değişimin sağlanmasıdır. Ve bunun da toplumun büyük çoğunluğu tarafından destekleniyor olmasıdır esas itibariyle. Dolayısıyla biz meseleye politika ve ilkeler düzeyinden bakıyoruz ve öyle bakmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir pazarlık peşinde olmadığımızda net olarak söyleyeyim. Şunu söyleyeyim, yani İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bize verseler biz almayız zaten. Evet, böyle konuşuldu Yavuz Oğan'ın programında. O bakanlıkları zaten istemeyiz diyor Saruhan Oluç. Ama bu, yani kim ne derse desin, Erol Hoca da söyledi, Saruhan Oluç da söyledi. Onlar ne söylerse söylesinler, siz bunu duymaya devam edeceksiniz. HDP'ye bakanlık verilecek, HDP'ye bakanlık verilecek, bunu duyacaksınız. Şimdi geçelim başka bir meseleye. Ha, Kılıçdaroğlu'nun tweet'i vardı, onu bir görelim arkadaşlar. Evet, yarın sabah Mansur Başkanımıza deprem bölgesine geçiyoruz diyor Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı. Kemal Kılıçdaroğlu Malatya'ya gidecek bildiğim kadarıyla yarın ve deprem bölgesinde birkaç gün geçirecek. Şimdi Saadet Partisi, Milli Geliş Geleneği'nin son partisi, Temel Karamollaoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nu Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklamıştı biliyorsunuz. Özellikle Saadet Partisi'ne yönelik, Temel Karamollaoğlu'na yönelik, Milli Görüş'e yönelik bir yıpratma çabası var. Yani işte siz nereden nereye geldiniz? Erbakan'ın partisi CHP ile birlikte yol yürüyor. CHP'nin genel başkanının
adaylığını destekliyor vesaire vesaire. Bunu söylerken de Necmettin Erbakan'ın, Milli Görüş'ün kurucusunu kendilerine referans olarak gösteriyorlar. Diyorlar ki Erbakan da işte bu işe karşı çıkardı. Bülent Turan tweet atmıştı, AK Parti Grup Başkan Vekili. Şöyle demişti: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir. Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi Saadet Partisi'nde açıklanması Saadet Partisi için tarihi utançtır. Milli Görüş'ün temsilcisinin hangi parti olup olmayacağına Bülent Turan karar verecek. Yani ona soralım bundan sonra. Hangisi? Saadet Partisi Milli Görüş'ün temsilcisi olabilir mi, olamaz mı? Bülent Bey ne diyorsa o. Diğerlerinin ne düşündüğünün bir kıymeti harbiyesi yok. Bu böyle. Bülent Turan'ın tweet'i böyle. Bir taraftan da şöyle şeyler söyleniyor. Mesela Destici söyledi, Büyük Birlik Partisi lideri. Savcı Sayan söyledi, eski CHP'li, şimdi AK Partili belediye başkanı. Millet İttifakı'nı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemenin vebali öbür dünyada ağır olur. Öbür dünyada ağır olur. Yani şöyle düşünün, Savcı Sayan'ın da Mustafa Destici'nin de öbür dünyayla, Gayip'le bir temasları var. Nasılsa artık soruyorlar. Yani diyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemenin bir vebali var mı diye soruyorlar. Onlar da diyorlar ki vebali ağır olur. Artık nasıl oluyorsa bu temas. Sonra çıkıp böyle bir açıklama yapıyorlar. Bunu kamuoyunun önünde, kameraların önünde söyleyebildiklerine göre böyle bir temasları olsa gerek. Bu garip bir durum değil mi? Yani bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Bunu Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi de garipsemişti. Nasıl biliyor musunuz? Şöyle, Mart 2022'de Özbekistan'dan dönerken uçakta gazeteciler Erdoğan'a şu soruyu sordular. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı diye bir ifade kullandı. Siz katılır mısınız bu söze diye Erdoğan'a sordular. Cevap şöyle: Temel Bey'in ebedi alemden hocamla böyle bir irtibatı nasıl kurduğunu anlamakta doğrusu zorlanıyorum. Yani Erdoğan bunu Savcı Sayan'a da söylemiş oluyor, Mustafa Destici'ye de söylemiş oluyor. Ebedi alemden böyle bir irtibatı nasıl kurdunuz da Millet İttifakı'nı desteklemenin vebali ağır olur diyorsunuz. Şimdi Mustafa Yılmaz, TV5 Genel Yayın Yönetmeni, internet bağlantısıyla yayınımızda. Mustafa Bey, iyi akşamlar. Merhaba İnan, iyi akşamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi Millet İttifakı'nda, hadi CHP'yi bir kenara koyalım. Demokrat Parti var, Gelecek var, Deva var, Saadet Partisi var. Ama özellikle Saadet Partisi'ne bir hücum var. Saadet Partisi'ni yıpratma gayesi var. Temel Karamollaoğlu'nu aşındırma gayesi var. Niye özellikle Saadet Partisi hedef alınıyor Mustafa Bey? Çünkü burada kurguyu bozan en önemli parti Saadet Partisi. Sen de az önce bunun ironisini yaptın. Ben de bir katkıda bulunmuş olayım. Son dönemde özellikle bu altılı masa, bu ittifak, Millet İttifakı'nın oluşmasından sonra hep, yani şöyle bir ironi yaptım ben de, herkes milli görüşçü oldu, bir tek Saadet Partisi olamadı. Herkes Erbakan'ın yolundan gidiyor, gitti, bir tek Temel Karamollaoğlu gidemiyor, gitmiyor. Yani böyle hakikaten tuhaf bir durum var. İnan, öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Temel Bey'e bu yakıştırmada bulunmak, yani Erbakan'ın kemiklerini sızlattığı söyleminde bulunmak gerçekten çok tuhaf. Çünkü bütün bu eleştiriyi yapanlar Erbakan hayattayken buradan ayrılmışlar, farklı yolları, farklı tercihlerde bulunmuşlar, farklı partilerle bir arada olmuşlar. Ama Temel Karamollaoğlu'nun hayat çizgisine baktığınızda 26 yaşında, yani gencecik bir delikanlıyken Necmettin Erbakan'ı tanıyor. Şu anda 83 yaşında ve bu hayat çizgisi içerisinde hiçbir zaman, yani Milli Görüş Partileri sayılırken Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi diye sayılır. Milli Nizam Partisi'nin ilk teşkilat kuruluşunda yer almış, Milli Selamet Partisi'nde milletvekili olmuş, Refah Partisi'nde belediye başkanı seçilmiş.
Yani Milli Görüş Partileri tamamında bu görevlerde bulunmuş, önemli görevlerde bulunmuş, kritik roller üstlenmiş bir isimden bahsediyoruz. Ama çok kolaylıkla işte Erbakan'ın kemiklerini sızlatmak, Erbakan'ın yolundan ayrılmakta suçlanabiliyor. Hakikaten bunu anlamakta ben de zorlanıyorum. Öncelikle onu ifade etmek isterim. Şimdi Saadet Partisi nasıl olur da CHP ile birlikte yol yürür? Temel Karamollaoğlu nasıl da masanın en önemli işte destekçilerinden biri olur falan diye bir sürü işte laf edilirken, tezvirat üretilirken Erbakan'da referans gösteriliyor. Yani vakti zamanında ettiği kimi laflar tırnaklanıyor falan. Şimdi bugün Gelecek Partisi'nden Abdullah Başçı, Erbakan'ın 1989 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam, bir konuşmasını paylaştı. Kısacık bir izleyelim, oradan devam edelim. Mustafa Bey. Hemen seçimin arkasından biz bir proje ortaya koyduk. Türkiye bu felaketlerden nasıl kurtulur? Bu projemizin özü şudur. Bir kere daha hepinize açıklayayım. Bugün şimdi ANAP %36 oy aldı değil mi? Bunun dışında kaç var? %64. Biz bu 4 tane muhalefet partisine dedik ki gelin bir beraberlik yapalım. Herkes kendi zihniyetinde, kendi partisinde yürüyecek. Bugünkü kanunların içerisinde biz öyle bir beraberlik yapabiliriz ki bu Özal'ın oynadığı oyunu kendisine oynarız dedik. Bu Özal'ın oynadığı oyun nedir? Yani en fazla oy alan partiye bir sürü avantajlar veriyor. Konuşma böyle devam edip gidiyor. Aslında Necmettin Erbakan bugün yapılan şeyi tarif ediyor. Tam da altılı masayı tarif ediyor. Yani iktidara karşı muhalefetin birliğini tarif ediyor. Şimdi Milli Görüş tarihi aslında ittifaklar, koalisyonlar tarihidir. Yani bu niye bu kadar şaşırttı bu arkadaşları? Yani iktidara destek verebilirsiniz. Farklı kanaatleriniz, farklı tercihleriniz olabilir ama ben bu şaşkınlığı çok normal bulmuyorum. Ama bu şaşkınlığın nedenlerini elbette söyleyebilirim. Neden bu kadar şaşkınmış, şaşırmış gibi görünüyorlar. Ama şunu ifade etmekte fayda var. Yani 1974 koalisyonu, yani Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Selamet Partisi koalisyonu. Ve yani geçmiş, bugün hani çok kötüymüş gibi gösterilen koalisyonlar, istikrarsızlık gibi gösterilen koalisyonlar içerisinde en başarılısı. Yani biz Kıbrıs Barış Harekatı gibi hakikaten belki son 100 yılda en büyük dış politik adımı atmış Amerika ambargosuna rağmen bunu ve hani klasik tabirlerle bunu söylüyorum. Sol ve sağdaki iki partinin koalisyonu, ittifakı, işbirliği içerisinde yapmışız. Mesela şimdi yerli ve milli bir iktidardan, yerli ve milli bir duruştan bahsediliyor. Ama yine tarihe baktığımızda o koalisyon döneminde İncirlik, Amerika'nın İncirlik üssü dahil Türkiye'deki bütün üsleri kapatılmış, kapatılmış altını çizerek söylüyorum ve bu üslere Türk bayrağı çekilmiş. Yani hani sanki ilk kez Türkiye'de bir işbirliği, bir ittifak, bir koalisyon ortaya çıkıyor, bir İşte altılı masa, Millet İttifakı ile Türkiye ilk kez karşılaşıyor. Tekrar o cümlenin altını çizmek istiyorum. Biraz milli görüşme, Necmettin Erbakan'ın siyasi tarihine, siyasi mücadelesine baktığınızda gerçekten çok geniş bir yelpazede işbirlikleri yapmış. Çok geniş bir yelpazede ittifaklara girmiş, hükümetler kurmuş. Demirel'le işbirliği var, merhum Mecebit'le işbirliği var. Alparslan Türkeş'le ittifakı var. Tansu Çiller'le koalisyonu var. Peki bugün niye bu kadar suçlanıyor? Çünkü yapılmak istenen kurguyu bozuyor. Sen bu bölüme geçerken ifade ettiğin gibi iktidar özellikle değerler alanı, inanç değerleri alanı. Çünkü ben de görüyorum çok kolaylıkla şu anda bu ittifaka destek verenleri yani hemen cehenneme göndermeye hazırlar. İşte inanç üzerinden, iman üzerinden. Tam da Saadet Partisi'nin milli görüşün en önemli itirazlarından birisi de burada başlıyor. Yani değerleri basit, güncel, siyasi mücadeleler, siyasi çabalar için bu kadar hoyrat kullanmayın. Türkiye'de bugün gerçekten araştırmalara da yazıyor. Genç nesille ilgili bu değerler noktasında deizm, işte yani bunu ilahiyatçılar çok daha iyi, sosyologlar değerlendirecektir ama
böyle çok ciddi problemlerle karşılaşabiliriz. Eğer Necmettin Erbakan'ı bu kadar biliyorlarsa, bu kadar önemsiyorlarsa şunu da hatırlamaları lazım. Milli Görüş Hareketi sadece seçimleri kazanmak için değil, gerçekten nesilleri kurtarmak için mücadele etmiştir. Yani bunun altını çizmekte fayda görüyorum. Evet, yani bugün Temel Karamollaoğlu ne yapıyorsa tam da Milli Görüş'ün siyasal geçmişine, siyasal tarihine, siyasi mücadelesine uygun şekilde yapıyor. Yani iktidar tarafı işin kolayına kaçmak, kolayını seçmek istiyor. Nedir? Hep geçmişte, yani kutuplaştır, seçmeni konsolide et. Nedir bu? Sağcılar sağa, solcular sola, laikler sekülerler işte bir tarafa, dindarlar muhafazakarlar bu tarafa, İşte milliyetçiler bir tarafa, öbürleri bu tarafa. Tam da Saadet Partisi oluşturulmak istenen bu kurguyu bozduğu için, oluşturulmak istenen bu kutuplaşmayı gerçekleştiremediği için en büyük rahatsızlığı Temel Karamollaoğlu'ndan, en büyük rahatsızlığı, endişeyi, korkuyu da Saadet Partisi'nden yaşıyor. Çünkü gerçekleştirmek istediği seçime giderken, artık seçimlere de geri sayım başlamışken gerçekleştirmek istediği bu kurguyu bir türlü hayata geçiremediği için. Bu yeni değil. Biz, yani bu tartışmalar 2018, aslında Millet İttifakı'nın ilk çekirdeği biliyorsunuz, nüvesi 2018 seçimlerinde ortaya çıkmıştı. Ben yani Temel Karamollaoğlu da çok kolay olanı tercih edebilirdi. Saadet Partisi de çok kolay olanı tercih edebilirdi. Ama tekrar söylüyorum, Milli Görüş'ün, Saadet Partisi'nin, Milli Görüş'ün siyasal mücadelesinin, elbette seçimler önemlidir, elbette ülkenin yönetimine talip olmak önemlidir. Bugün Saadet Partisi de hem seçimleri kazanmanın hem de ülke yönetimine talip olmanın mücadelesini veriyor. Ama bunu yaparken nihai hedefte, nihai düşüncesinde, motivasyonunda şu var: gerçekten biz geleceği kaybediyoruz, gençleri kaybediyoruz. Bu değerler, özellikle İslami değerler üzerinden yürütülen bu siyaset tarzı, gelecek nesiller için ciddi kayıplara, kaygılara neden oluyor. İşte Saadet Partisi'nin bugün ortaya koyduğu bu duruş bence rahatsızlığın en büyük nedenlerinden birisi. Yani bu ülkenin farklı kesimlerinin, farklı yaşam tarzına sahip partilerinin bir araya gelmesinden mutluluk duyulması gerekirken neden bu kadar agresif, öfkeli bir dil kullanılıyor? Gerçekten ben de anlamakta zorlanıyorum. Ama bu öfkeyi bir tek şeye bağlıyorum: kaybetme psikolojisi ve oluşturulmak istenen kutuplaşma çabasına izin vermemesi bu yaklaşımın, bu siyasal duruşun. Bu propagandanın sonuç üretememesinin sebeplerinden biri de CHP'nin dini alana bakışının değişmesi. Yani Kılıçdaroğlu'nun CHP'de yarattığı değişim. Bunun altını çizmeye gerek var mı Mustafa abi? Çok net söylüyorum. Bu ülke bugün bu toz duman içerisinde, ya kısmen bu normalde karşılanabilir ama samimi kanaatim bu. İki kişiye gerçekten çok borçlandı bu toplum, bu ülke. Bu ülkede yaşayanlar, ben hepimizin aslında aynı kaygıları, aynı endişeleri taşıdığımızı düşünüyorum. Çünkü hep söyledim, yani Maraş'ta, Hatay'da, Antep'te, Adıyaman'da çok büyük bir felaket yaşadık. Ama o enkazların altında kalan AK Partililer de vardı, Cumhuriyet Halk Partililer de vardı, Saadet Partililer, Milliyetçi Hareket Partililer, her partiden, toplumun her kesiminden insanlar vardı. Hepimizin canı aynı oranda yandı. Hepimiz o acıyı hep birlikte hissettik. Veya ülkemizin başına güzel bir şey geldiğinde bundan mutluluk duyuyoruz. İşte aynı şekilde seviniyoruz, coşuyoruz ama üzüntü karşısında da aynı acıyı yaşıyoruz. O yüzden farklı kesimlerin bir araya gelmesini bir eksiklik, bir noksanlık, bir yanlışlık gibi görmek değil, bir fırsat, bir imkan olarak görmek lazım. Yani biz, hani deniyor ya, dış güçler, bu ülkenin üzerinde hesapları olan dış güçler. Gerçekten bu dış güçlerin hesaplarını bozmak istiyorsak, işte mahallelerimizden çıkıp birbirimizle konuşabildiğimizde, birbirimizle bu ülkenin problemlerini masaya yatırıp değerlendirebilirsek, aslında aynı kaygıları taşıdığımızı görüyoruz, aynı hassasiyetleri taşıdığımızı görüyoruz. O yüzden söylüyorum,
Evet, dini hassasiyetleri yüksek, toplumun dindar kesimi olarak tanımlanabilecek ama siyaseten milli görüş olarak tarif ettiğimiz Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir araya gelmesi bu toplum için bence yani seçimlerden ari olarak söylüyorum bunu, yapılabilecek en büyük güzelliklerden birisi. O yüzden söylüyorum, yani ben bu toplum, bu ülke, hepimiz bugün anlamayabiliriz, tekrar söylüyorum, ama gelecekte çok daha iyi anlaşılacak. Çünkü nasıl MSP-CHP koalisyonu 74'te bugün bir kahramanlık destanı olarak anlatıyorsak Kıbrıs Barış Harekatı'nı, nasıl o yerli ve milli iktidar nasıl olunur Amerikan üslerini kapatarak bugün bir efsane olarak konuşuyorsak, gelecek nesiller bugün atılan bu adımların ne kadar önemli, ne kadar tarihi adımlar olduğunu çok daha iyi anlayacaklar. O yüzden diyorum, işte bu ülke iki kişiye gerçekten borçlandı. Bunlardan biri Temel Karamollaoğlu, biri de Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunu samimi bir kanaat olarak söylüyorum. Peki. Mustafa Yılmaz, çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Eksik olmayın. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi bunu konuştuk ama bunları duymaya devam edeceğiz. HDP'ye bakanlık verilecek meselesi gibi. Ama bu bahsi kapatmadan şu Erdoğan'a yöneltilen soru ve ona gelen cevap, bir daha bir hatırlatayım ben onu. Bundan sonra hiç kimse çıkıp Millet İttifakı'nı desteklemek, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek büyük bir vebal yaratır. Öbür tarafa gittiğiniz zaman bunun hesabını sorarlar demesin. Ya da diyorsa bize öteki tarafla bir bağlantısı olduğunu ispatlasın. Ya da Erdoğan'dan izin alsın. Çünkü Cumhurbaşkanı buna itiraz ediyor. Bakın, Temel Karamollaoğlu merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı diye bir ifade kullandı. Siz katılır mısınız bu söze diye soruyorlar Erdoğan'a. Erdoğan da diyor ki, Temel Bey'in ebedi alemden böyle bir irtibatı nasıl kurduğunu anlamakta doğrusu zorlanıyorum diyor. Mustafa Destici, savcı sayan. Duydunuz değil mi? Siz öyle dediniz. Yani vebali ağır olur dediniz. Öteki tarafta hesabını sorarlar dediniz. Bence artık demeyin. Cumhurbaşkanı kızabilir. Reklama gidebiliyor muyuz arkadaşlar? Reklama gidelim. İkinci bölümde yine konuklarımız olacak. Önemli başlıklarımız var. Bekliyoruz. Gideceğiz şimdi. Tarikatlar meselesi var, biliyorsunuz. Deprem bölgesinde faaliyet gösteriyorlar. Bir taraftan çocuklar, işte yetim, öksüz kalan çocuklar tarikatların eline mi düşüyor meselesi var. Aile Bakanı bunu yalanlıyor. Yine bir yalanlama yaptı. İşte menzilin evlerine, menzil tarikatının evlerine giden çocuklar falan var. Bir taraftan da orada faaliyet gösteren tarikatçılar var. Bugün Bir Gün Gazetesi'nden İsmail Arı Twitter'dan bir görüntü paylaştı. Bir Gün Gazetesi'nin haberi. Orada bakın, depremzedenin derdi bambaşka. Hayata tutunmaya çalışırken o menzilcinin derdi ne? Ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. Şu anda bir daha yapmayacağım. Ben kendime şeyh kabul ettim. Bu kadar, bekle. Mehmet abi gel. Gel kardeş. Sen şöyle bekle. İnşallah. Ben korkacağım. Bağız Hazretleri. Ben de çekmek kendimi. Gel Mehmet abi. Ben duyayım. Söyleyeceğim. Ya Rabbi. Namaz da var, hayır. Biliyorum şimdi. Hayır, şimdi söyleyecek. Ben duyacağım. Ben duyacağım. Ya Rabbi. Bütün yapmış olduğum kulaklardan. Gavs dediği menzil tarikatının şeyhi. Yani oturtmuş depremzedeyi karşısına, onu menzil tarikatına bağlamaya, Gavs'a, Gavs Hazretlerine, şeyhe bağlamaya çalışıyor. Onun derdi bu. Şimdi size
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ın 4-5 gün önceydi yanlış hatırlamıyorsam, çadır yoktu kardeşim deprem bölgesinde çıkışını hatırlatmak istiyorum. Yusuf Kaplan'ı izleyin, Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ı izleyin ama yanındaki işte ona soru soran kişinin kim olduğuna bir bakın, sonra onunla ilgili başka bir şey izleteceğim size. O da Menzil Tarikatı ile ilgili. İkinci günden itibaren tam manasıyla nezaret edebilen, vaziyet edebilen bir devlet var. Daha yok, daha henüz nezaret edemedi. Ne diyorsun Goren? Daha henüz devlet orada yok hala. Hocam. Perişan durumda insanlar şimdi ya. Sizin, ben şundan endişe ederim. Hayır şöyle bak, yani orada daha hala çadır gitmedi ya. Sizin biraz... Pardon ya, yani 7 gün oldu, 1 hafta oldu, çadır gitmedi, insanlar soğuktan donuyor. Hocam sizin biraz böyle... Yani iletişim sistemi gitti. Felsefi ve derinlikli bir bakışınız var ya, bu böyle... Hayır, somut bakan kafaların algılayamayacağı bir şey. Bak. Çadır mesela nerede, çadır yok? Ha, hiçbir yerde yok çadır. Yapmayın. Yarın ya. Gelecek yani, yarın işte bugün yok, yarın hocam, gitmeye başladı. Yok hocam, Allah aşkına, boy boy çadırları görüyoruz. Herkesin ne söyleyeceğinden o kadar emin ki herkes diyecek ki ya devletimiz yaraları sarıyor, çadır falan gönderildi, işte gıda malzemesi gönderildi, ne bileyim tuvaletler kuruldu falan filan. Bir anda çadır yok kardeşim deyince ezber bozuluyor ve diyor ki Serdar Tuncer adı, diyor ki Serdar Tuncer mesela nerede yok diyor. Mesela nerede yok sorusunu sorabiliyor Yusuf Kaplan'a. Yusuf Kaplan sonra bu işte sosyal medyaya düşünce buradaki konuşması işte çarpıtıyorsunuz, tırnaklıyorsunuz. Benim amacım hani devleti küçük düşürmek değil mealinde, hani reisi zorda bırakmak değil mealinde bir takım açıklamalar yapmıştı Twitter'dan. Yani buradaki sözlerini duydunuz ama sonra öyle söyledi. Şimdi Menzil Tarikatı hakkında hazırlanan bir belgesel var. Bir belgesel. YouTube'da bulabilirsiniz. Orada seslendirmeyi Serdar Tuncer yapıyor. Yusuf Kaplan'a nerede mesela çadır yok diyen, bu soruyu sorabilen o yapıyor seslendirme. Sesinden tanıyacaksınız zaten. Menzil Tarikatı'nın müritleri samanlıkta saman taşıyorlar. Anlatılan hikaye bu. Sonra içlerinden biri Veys'e kapılıyor. Ya işte bunlar bizi suistimal mi ediyor? Hani bize saman taşıtıyorlar. Bunlar bizi kullanıyorlar mı? Diye. Sonra diyor ki seslendiren, metni okuyan. Gavs Hazretleri diyor, yani şeyh, Menzil Şeyhi, istese samanları meleklere taşıtır ama siz sevap kazanabilirsiniz diye size taşıtıyor diyor. Bir izleyelim. Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Hazretleri bir gün müritlerinden ahırın önündeki samanları ahırın üstüne atmalarını ister. Sofiler samanları ahırın üzerine atarken içlerinden biri "Mübarek bize niye hizmet ettiriyor ki?" diye içinden geçirir. O esnada mübarek Gavs gelir ve "Sofiler çok yoruldunuz. İsterseniz bir çay molası verin, hem dinlenmiş olursunuz," buyurur. Çay içme esnasında içinden bunları geçiren Sofi'nin kalp gözü açılır ve samanları meleklerin taşıdığını görür. Gavs Kudsesi Ruh buyurur. "Sofi, gördün mü? Biz istesek Allah'ın izniyle bu işi meleklere bile yaptırırız. Ancak istiyoruz ki Sofiler kazansın." Gavs Hazretleri madem meleklere saman taşıtabilecek kudrete sahip, bir zahmet meleklere diyeydi ki kardeşim deprem oldu, melekler bir an önce deprem bölgesine çadır kurmamız lazım, lütfen devreye girer misiniz, siz meleksiniz, şu işi bir an önce halletsek deseydi, Serdar Tuncer de Yusuf Kaplan'a az önce izlediğiniz o röportajda şu soruyu sormak zorunda kalmazdı. Nerede çadır yok mesela hocam? Bu soruyu sorabiliyor ya, bu soruyu sormak zorunda kalmazdı. Bir de İhsan Aktaş var. Genar Araştırma Şirketi'nin sahibi, kamuoyu araştırmacısı, anketçi, iktidara yakın isimlerden biri. O da bir tweet attı. O tweet de bugün sosyal medyada çok konuşuldu. Şöyle diyor.
Deprem sürecinde AK Parti oy kaybetmedi. Hükümetle ilgili sorular sorduk. Muhalefetin tutumunu da seçmene sorduk. Arama kurtarma ve diğer konularda CHP'nin işi ağırdan aldığına dair bir kanaat oluşmuş. Önümüzdeki günlerde bazı verileri açıklarız diyor. CHP'nin işi ağırdan aldığına dair bir kanaat oluşmuş. O zaman Millet İttifakı'na buradan bir ya da Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yapalım. Sayın Kılıçdaroğlu, 20 yıldır iktidardasınız. 20 yıldır iktidardasınız. Deprem olmuş, insanlar çadır bekliyorlar. Bu meseleyi çözemediniz. Lütfen bir öz eleştiri yapın. 20 yıldır iktidardasınız Sayın Kılıçdaroğlu. Bu ne hal? Olur mu böyle bir şey? Lütfen çıkın. Evet, kabahatimizi kabul ediyoruz deyin. İhsan Aktaş öyle söylüyor. Faturayı size kesmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kesmiş. Muhalefete kesmiş. Peki İhsan Aktaş, benim babam donarak öldü diye ağlayan, hakkımı helal etmiyorum diyen depremzedenin sesini duymuş olabilir mi acaba? 4 gün afet neredeydi? Biz burada herkese yalvardık. 3 gün neredeydi? 3 gün yoktunuz ya siz. Babam donarak öldü de. Babam donarak öldü. Ses verdi bana babam. Neredeydiniz siz? Hiç mi Allah'tan korkunuz olmadı? Hakkımı helal etmiyorum ben. Babam da etmedi. Hiç kimse etmedi. Neredeydiniz siz? Ben babamdan ses aldım burada, ses. Baba dedim, baba. Yaptı benim babam. 3 gün inledi. İhsan Aktaş'ın tweetine bir daha bakalım. Ne diyor İhsan Aktaş? Arama, kurtarma ve diğer konularda CHP'nin işi ağırdan aldığına dair bir kanaat oluşmuş diyor. Ana Muhalefet Partisi üzerine düşeni yapmamış. Çadırları bir an önce deprem bölgesine göndermesi gerekirken, AFAD'ı koordine etmesi gerekirken üzerine düşeni yapmamış Ana Muhalefet Partisi. Peki İhsan Aktaş, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in meclise anlattıklarını dinlemiş olabilir mi? 3. gününe kadar yaprak kımıldamadı. Bütün herkesin seslerini duyduk. Can kurtarın diye bağırdılar. Hani böyle deprem sahnelerinde görürüz. Göçüklere çıkar arama kurtarma ekipleri. Beni duyan var mı diye bağırır ya. Göçük altındakiler bağırdı. Beni duyan yok mu diye. Yoktu. Yoktu. Tuzla buz her taraf. 8 gün gelmedi. Birçok göçeğe uğramadılar. Sebep? Sebep? Hani biz uzaya gidiyorduk? Hani Avrupa bizi kıskanıyordu? Hani? Neredeydiniz? AFAD neredeydik? Buyurun hocam. İyice kızıyorsunuz. Ben askerime canımı veririm. Asker benim kırmızı çizgim. Ama o askeri oraya yığmayan iradeye söylüyorum. Evet. İhsan Aktaş dinlememiş bence. Yoksa arama, kurtarma ve diğer konularda CHP'nin işi ağırdan aldığına dair bir kanaat oluşmuş diye yazmazdı oraya. Yazamazdı. Utanırdı. En azından utanırdı. Şimdi bir not defterini görelim arkadaşlar. Biliyorsunuz bir not defterimiz var. İktidar vakti zamanı geldiğinde hesap sormak üzere bir not defteri tutuyor. Biz de unutmamak üzere bir not defteri yapmıştık. O not defterindeki başlıklarımızdan biri mikrofonunu saklayan muhabirler. Neredeydi arkadaşlar? Bulamadım. Mikrofonunu saklayan... şurada. Mikrofonu saklayan muhabirler. Not defterimizdeki başlıklardan biri. Yani depremzedenin feryadını, isteklerini, sıkıntılarını anlatmaktan geri duran muhabirler. Gazeteciliği hakkıyla yapmayan gazeteciler tırnak içinde. Pek çok örneğini gördük. Antre, salon ve kilerden oluşan çadır. A Haber muhabirinin yayını hatırlatayım. Bunları unutmamamız lazım.
Hatırlatmaya devam edeceğiz bunları. Şimdi yeni bir haber geldi. Gazete Duvar muhabiri Fırat Bulut gözaltına alınmış. Bir tweetle duyurmuş gözaltına alındığını Fırat Bulut. Şöyle diyor: bir aydır deprem bölgesinde haber yapıyorum. Bu akşam geldiğim Ankara Esenboğa'da gözaltına alındım. Bingöl Sulh Hakimliği hakkında alenen yalan bilgi yaymaktan soruşturma açmış. Depremde yoktular, soruşturmayla susturmaya çalışıyorlar diyor. Gazeteciler Cemiyeti'nin de açıklaması var. O da bu: sansür yasası deprem ihmallerini yazan gazetecilerin aleyhine kullanılmaya devam ediyor. Osmaniye'de iki meslektaşımız tutuklanmıştı. Şimdi serbest gazeteci Fırat Bulut Ankara'da gözaltına alındı. Gazeteciler gerçekleri kamuoyuna duyurmaya devam edecek. Burada serbest gazeteciler gazeteci diye yazmış Gazeteciler Cemiyeti. Ben gazete duvar muhabiri diye aktarmıştım. Neyse, önemli değil. Sonuçta bir gazeteci. Muhtemelen o da insanların devlet buraya geç geldi, niye çadır yok, niye su yok, niye erzak yok diye haykırışlarını haber yapmıştır. O yüzden de gözaltına alınmıştır. Şimdi başka bir gazeteci hikayesiyle devam edelim. Melda Doğan bir serbest gazeteci. İnternet bağlantısıyla yayınımızda. Melda Hanım, merhaba. Merhabalar. Melda Hanım, siz yabancı basın için deprem bölgesinde çalışıyordunuz. Sonra bir çadır kente gittiniz. Bugün Barış Terkoğlu başınıza gelenleri yazdı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Biz de orada okuduk. Sonra insanlar şikayet ettiler yaptığınız röportaj sırasında. Sonra kampın yetkilisi geldi, sizi uyardı falan. Mesele sizin işinize son verilmesine kadar uzandı. Bir anlatır mısınız? Ne oldu? Sizden dinleyelim Melda Hanım. Evet, evet. Şöyle iki düzeltmem olacak. Kampın yetkilisi dediğimiz insan oradaki bir STK'nın yöneticisi ya da çalışanı. Tamam. Hani aslında yetkili demek doğru olur mu bilmiyorum. Tamam. Ama bu kişinin bana söylediği, ben burada devleti temsil ediyorum. Ben burada AFAD beni gönüllü olarak, beni AFAD burada temsilci olarak atadı, beni görevlendirdi demesiydi. Tamam. Kerameti kendinden menkul bir yetkili diyelim o zaman. Yani kim kimi görevlendiriyor? Herkes kendi krallığını kurmuş vaziyette. O yüzden gerçekten bir şey diyemiyorum. Ama ben size olayı şöyle özetleyeyim kısacası. Bir kampa gittim. Yani depremin ilk gününden beri bölgedeyim, size öyle söyleyeyim. 6 Şubat'tan 5 Mart gününe kadar bölgedeydim. Bir hafta sonu sadece İstanbul'a geri döndüm bu süreçte. Onun dışında her gün bölgedeydim. Ve elimden geldiğince yansıtmaya çalıştım. Ne oluyorsa, ne bitiyorsa, deprem arama kurtarma çalışmalarından sonra sonrakindeki yardım çalışmalarına kadar. Ve gerçekten gazeteci olarak da hem psikolojik olarak hem yani mental olarak zor bir süreç geçirdik. Bu kampa çekim yapmaya gittiğimiz gün Cumhurbaşkanı seçim tarihini belirlediği gündü. Dolayısıyla benim o dönemde çalıştığım kurumla da bu konuda kampta insanlardan görüş almamız istendi. Tam işte sohbet ediyorken kamptakilerle iki tane kadınla konuşmaya başladım. Ve olumsuz şeyler söylediler. Yaşadıkları sıkıntıları anlattılar. Ve tepkilerini dile getirdiler. Çok evet. Normal. Bu sohbet ilerlerken kampta sorumlu olduğunu söyleyen kişi yanımıza geldi. Ve niye onlarla konuşuyorsunuz? Siz provokatörsünüz diye bana çıkışıyor. Bir yandan da onlara da sizin neyiniz eksik, her şeyiniz var diyor. Neyse, neticede bu kadınları bir şekilde korkuttu. Sonrasında bir tanesi videoları silmemi istedi zaten. Gözümün önünde sildim. Çünkü ben gerçekten kimseyi hani öncelikle röportaj yaptığım ya da konuştuğum kişilerin güvenliği en önemli şey. Ve buna hani razı değillerse tabii ki de ben bunu yayınlamam. Ama çok üzüldüm çünkü bana şu cümleyi kurdu. Dedi ki ben bunları söylersem, yayınlanırsam başıma bir şey gelir, bana konteynere vermezler. Yani bir depremzede vatandaş hükümeti eleştirdi diye
konteyner ev alamayacağını düşünüyor bu memlekette ve bu çok üzücü bir şey. Evet, kesinlikle. İnanın bana, bölgede yani yaşadığım ilk hadise değildi bu. Genel olarak hani Türkiye'de sahada çalışan bir gazeteci olmak zaten fazlasıyla zor. Zaten normal şartlar altında da insanlarla röportaj yapmakta, görüşlerini almakta zorlanıyoruz. Çünkü yüzümüze karşı kamera kapalıyken söylediklerin çoğu kişi kamera açıkken söylemeye çekiniyor. Onlara da ben hani bir şey söyleyemiyorum çünkü yani onlara da bir noktada belki hak veriyorsunuz. Bu korku legitimate bir korku, yani boş yere olan bir korku değil. Gerçekten böyle bir şey yaşanamaz diyemiyorum. Olabilir, böyle bir ihtimal var. Dolayısıyla onlarla yaptığımız röportajları yayınlayamadık. Bu şekilde. İkinci olarak benim şaşırmamam gereken bir şey. Ama yine de şaşırdım bu kadar hızlı ve bu kadar güçlü olmasına. Oradaki STK'daki görevli kişinin... Telefon düştü herhalde. Melda Hanım, telefon düştü herhalde. Tekrar bir ayarlayın onu. Tamam. Tabii. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bu STK'da çalışan insanın tek bir telefonla ulaşabildiği yerler, ulaşabildiği kişiler ve makamlar. Bu inanılmaz bir şey. Bürokrasideki bütün adımları, bütün mertebeleri kenara alaşağı edip tek bir telefonla bir gazetecinin beni orada tehdit ettiler tabii ki de bu kişiler. Ve ben de onlara ismimi sorduklarında ismimi söyledim. Dedim ki benim korkacak bir şeyim yok. İsmim soy ismim bu. Buyurun. Hani ismimi gizleyip oradan ayrılabilirdim ama böyle bir şey yapmayı tercih etmedim. Çünkü yanlış bir şey yapmadım ve kötü bir şey yapmadım. Ve görevimi yapıyordum. Ve benim görevim kamu görevi. Ve ben bunu yaparken kamu görevi diyorum tırnak içinde. Yani insanların yararını gözetmek durumundayım. Oradaki depremzedelerin yararını gözetmek zorundayım. Kimseye yaranmaktan ziyade benim yapmam gereken şey insanların ne hissettiklerini doğru şekilde yansıtmak. Ya da ne istediklerini. Bu çok önemli bir görev. Evet. Bizim ülkemizde yani bu anlaşılmıyor. Bunun ne kadar önemli olduğu idrak edilmiyor maalesef. Hakkıyla yapıldığı zaman gazetecilik gerçekten çok önemli bir meslek. Ama hakkıyla yapılıyorsa eğer. Evet. Netice olarak bu yerel STK görevlisi bir şekilde gerçekten iddia ettiği gibi burada devleti hal temsil ediyorum derken yalan söylemiyorum. Teslim etmek lazım. Gerekli makamlara ulaşmasıyla beraber bana da bir süre sonra işte kanaldan telefon geldi. Yabancı bir kanal bu arada. Onun altını çizelim değil mi? Yabancı bir kanal bu. Evet. Yani ne dediler size? Aradılar. Yani şöyle beni aradılar. Onların temsilcilerinden bir tanesi diyeyim görüştüm. Ve ne oldu dedi bana hiçbir suçlama göstermeden. Sadece ne oldu dedi. Olayı anlattım. Çok beklenen bir şey olduğu için bu kişi dedi ki ha tamam ya dedi. Neyse siz kendinize dikkat edin, canınıza da sıkmayın. İyi görevler, hani iyi çalışmalar arkadaşlar gitsinler. Ben hani bu konuşma üzerine olayın tabii ki kapanacağını düşünmüştüm. Ama sanırım yeterli olmamış. Daha sonra bir telefon daha geldi bir 3-4 gün sonra. Ya bu arkadaşla çalışmasak mı demişler. Ben zaten şöyle söyleyeyim, ben hani bir yerde maaş olarak çalışmıyorum. Telif ücret alıyorum. Yazdığım yeri yazı başına, yaptığım haber başına. Hani çeşitli işler yapıyorum, tercümanlık vesaire de yapıyorum. Dolayısıyla hani bir bilmiyorum hani tekrar çalışma imkanımız olur mu olmaz mı bu hadiseden sonra ama tabii ki de benim için yani can sıkıcı bir durum oldu. Ama hani bir şey yapmadığımı biliyorum. Kanalın bu çok kötü bir şey ama ya empati de kurabiliyorum. Hem bana röportajı yayınlamayalım diyen kadına çok kolay empati kurabiliyorum ve çok iyi anlayabiliyorum bunu mesela. Kanaldaki diğer gazeteci arkadaşların konumunu da anlayabiliyorum.
empati kurabiliyorum onlarla da. Bu da çok kötü bir şey olmaması lazım. Ama tek benim anlayamadığım şey bu hikayedeki, ya bu kötülüğü, yani organize bir kötülük, bir insanı şikayet etmek ve görevini yapmasına mani olmak. Evet. Bu inanılmaz bir, yani bunu anlamakta güçlük çekiyorum gerçekten. Yani ne, en zıt görüşte birisi bile olsa, ya ifade özgürlüğüne aykırı, insanlığa aykırı. Yani o kadar bir hırs var ki bu insanlarda. Yani içlerinde bir hırs var ve düşünün, orada siz STK çalışanısınız, kampta insanlara yardım etmekle mükellefsiniz. Ben şunu merak ediyorum, ya işi gücü bırakıp buna vakit ayırıyor musunuz gerçekten mesela? Yani deprem olmuş, siz kamptaki insanlara yiyecek, barınma gibi ihtiyaçları karşılamak zorundasınız, onunla uğraşmanız lazım. Yani benimle uğraşmaya vakit harcıyorsunuz. Evet, evet. Tam emek, zaman harcıyorsunuz, mesai harcıyorsunuz. Benim bunu mesela aklım ağzımdan almıyor. Ya anlamak da çok güçlük çekiyorum gerçekten. Evet. Bu derece bir kötülüğü anlayamıyorum. Melda Hanım, bu arada Barış Terkoğlu bunun İletişim Başkanlığı'nın talebi olduğunu yazmış. Yani evet. Doğru değil mi? İletişim Başkanlığı kanal üzerinde. Kanal bu arada bir Orta Doğu ülkesinde yayın yapan bir kanal değil mi? Ben bu konuda ayrıntı vermek istemiyorum. Tamam, ama şu hani BBC, ARD falan oralar değil yani. Çünkü o da önemli de o yüzden. Hiçbir bilgi vermek istemiyorum bu konuda. Hiçbir bilgi vermek istemiyorum bu konuda. Tamam. Ben yani şöyle söyleyeyim, ben deprem sürecinde hani Vice News'da çalıştım, Sky News'a canlı yayın yaptım. Yani Deutsche Welle'sinden bir sürü kanalla çalıştım. Washington Post'ta çalıştım. Çok farklı kanallarla ya da işte basın kuruluşlarında çalıştım. İsim vermeyeceğim. Bence tamam. Burada asıl odaklanmamız gereken nasıl bir STK çalışanı iletişim başkanlığına bu kadar hızlı ulaşıp, onlar nasıl gelen bir şikayeti bu kadar hızlı ciddiye alıp, değerlendirmeye alıp, hiçbir şeyi araştırmadan, bakmadan evet, bizim işimizi yapmamızı engelleyebiliyorlar. Evet, yani şu bakımdan ben sormak istedim. Yani Türkiye ile ilişkileri iyi olan bir ülke olmalı ki bu İletişim Başkanlığı'ndan gelen bir rica kırılmamış. Hatta o rica işte şu gazeteciyle, Melda Doğan'la artık lütfen çalışmayın, onunla iş akdinizi sonlandırın ricası olsa bile kırılmamış. O bakımdan önemliydi. Tamam, anlıyorum yani sizi de. Ben bunun aslında şöyle söyleyeyim, ya uygulamaya gelince yayındaki politikalarla arkasındakiler bazen her zaman gerçekle uyuşmayabiliyor. O konuda yani bir şey... Anladım. Yani çok yorum yapmak istemiyorum o yüzden. Anladım. Spekülasyon da yapmamıza gerek yok. Burada odaklanmamız gereken konu bu değil. Burada odaklanmamız gereken konu nasıl oluyor da... Ya bu ispitlemek yani... Ki ispitlenecek bir suç da yok ortada ama... Çok bana komik de geliyor, kusura bakmayın. Yani ünlü bir insan değilim ben, ünlü bir gazeteci değilim, bir kamuoyu oluşturmuyorum. Hani bunlar olsa hadi belki neyse diyeceğim ama yani eğer gerçekten benim bile hani bu kadar mesai harcayacağım, benim üzerimde bunu yapılıyorsa bitmişiz biz ya. Ünlü bir gazeteci olsam kim bilir başıma neler gelir diyorsun. Olacak yani, kim bilir ne olacak gerçekten. Hani bu da beni şaşırttı gerçekten. Anladım. Çünkü değilim. Takipçim çok az. Ünlü değilim. Bir kamuoyu oluşturacak durumda değilim. Yani olay şu anda inanın çok daha fazla büyüdü. Ben o gün o röportajı yapıp yayınlasaydım bu kadar büyümeyecekti yani. Evet. Bu komik de geliyor yani bir yandan yaşadıklarımız. Evet, yani şu bakımdan garip. Siz o haberi yapmış olsaydınız İşte bir haber yapılmış olacaktı ama şimdi bir gazetecinin işten atılması için İletişim Başkanlığı'nın devreye girdiğini öğrenmiş olduk ve bunu da bir AFAD gönüllüsü olduğunu söyleyen. AFAD gönüllüsü değil. Öyle dediniz sanki. AFAD gönüllüsü olduğunu söyledi. Değil. Beyefendi bir lokal STK'da çalışıyor. AFAD'ın kendisini görevlendirdiğini iddia ediyor. Söylüyor. Tamam.
araştırmak lazım. AFAD tam olarak nasıl STK'lara ne derece bir görev yetki verebiliyor, onu ben tam araştırmadım. O yüzden hani şu anda halbiden konuşmak istemiyorum. Ama hani bir STK'da çalışan bir insan zaten. Peki şimdi bu durum, artık o kanalla en azından bir süre iş yapamayacaksınız. Görünen o, hangi kanalsa. Öyle demeyin lütfen. Efendim? Öyle demeyin lütfen. Umarım ki başka mecralarda çalışmaya devam edeceğimi umuyorum. Yani bu başka işleri, başka kanallarla işte onlarla da çalışıyorsunuz. Oralara yansır mı bu durum? Yansımaz herhalde. Bilemiyorum yani. Umarım yansımaz. Yani İletişim Başkanlığı dünyadaki bütün televizyon kanallarını arayıp Melda Doğan'la bundan sonra çalışmayın demiyordur herhalde. O kadar önemli bir insan olduğunu düşünmüyorum ama belki bir gün umarım ünlü bir gazeteci, bilmiyorum. Şu an henüz değilim. Ama yani çok distopik, yani bunu herhalde filmde olsa ben inanmazdım. Evet, çok acayip. Gerçekten komik bir yani hadise. Bu arada da çok acı da yani. Evet. Yani işi gücü bırakıp hani bu her yardım işlerini bırakıp benimle ilgilenecek, yani bu nasıl oluyor, ben bunu gerçekten anlayamıyorum. Ama yani bu kadar fanatik insanlar var, bu da bir gerçek yani. Fanatik şekilde kendisini böyle hani görev adetmiş bu insan, kendisine görev adetmiş yani. Peki, çok teşekkürler Melda Hanım, zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Umarım Türkiye'de gazetecilik yapmaya devam edersiniz ve özgürce gazetecilik yapabileceğiniz günlerde gelir hepimiz için. Umarım hepimiz için daha güzel, daha özgür bir ülkede yaşamayı hak ediyoruz. Yani güzel günler bizi beklesin umarım. Peki, çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, Melda Doğan'ın anlattıkları böyle. Şimdi bir tarafta mikrofonunu depremzededen saklayan muhabirler, onlar açısından bir problem yok. Çadıra girip işte burası antre, giriş, burası salon, burası da kiler, ondan sonra lebi derya, böyle işte boğaz manzaralı demediği kalmış. Çadır anlatan gazeteciler, onların başına bir hal gelmiyor ama Melda Doğan örneğinde olduğu gibi, eğer gerçekten gazetecilik yapıyorsanız İletişim Başkanlığı sizin işsiz kalmanız için devreye bile girebiliyor. Bunlar memleketimizde olağan işler. Şimdi ben size bir haber vereyim, bundan da hoşlanmayacaklar. Deprem bölgesinde çadırları su bastı. Verelim görüntüyü arkadaşlar. Depremin üzerinden 34 gün geçti ama bölgedeki çadır sorununa hala çözüm bulunamadı. Yağmur yağdığında yeni sorunlar ortaya çıkıyor. İşte görüyorsunuz bu görüntüler. Orta Refüj logosuyla onlardan aldık bu görüntüleri. Çadırların olduğu bölgeyi su basmış ve oraya vidanjör gönderilmiş. Suyu çadırların içinden... Evet, bakın. Çadırların içine kadar girmiş su. Şimdi burada bu çadırlarda yaşayanlar konteyner istiyorlar doğal olarak. Yani her yağmur yağdığında başımıza bu gelecekse eğer, Hatay Payas'ta çekilmiş bu görüntüler. Her yağmur yağdığında başımıza bu gelecekse bize bir an önce bir konteyner tahsis edin diyorlar doğal olarak. Ama devletimiz büyük. Devletimiz büyük. Devletimiz deprem yaralarını sarmak için geç mi kaldı acaba? Çadırlar zamanında gönderilmedi mi acaba? Gıda malzemeleri zamanında gönderilmedi mi acaba gibi soruları biz sormuyoruz. Soramıyoruz. Soran bir gazeteci, bunu haberleştiren bir gazeteci gördüğünüz gibi işsiz kalmış. Bizim niyetimiz bu değil. Şimdi deprem bölgesinde salgın meselesi var bir de. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca henüz bir salgın olmadığını söylemişti deprem bölgesinde. Ama
başta uyuz olmak üzere bit vakalarında artış var. Şu an salgın anlamına gelebilecek, bir salgının işareti olabilecek bilimsel bir veri söz konusu değil. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca böyle dese de bölgedeki uzmanlar bazı vakalardaki artışa dikkat çekiyordu. Sağlık Bakanlığı şimdi bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında uyuz rehberi hazırladı. Temiz suya ulaşımın olmaması, çevredeki çöpler, hijyen konusunda yaşanan daha nice problem. Depremin ilk gününden beri tartışılan konu bu. Depremi vuran bölgelerde salgın var mı? Varsa ne boyutta? On binlerce insan içinde sayısı 10'la 20 ile ifade edilen ishal gibi bazı vakalar özel anlam ifade etmeyen deprem bölgesi dışında da görülen enfeksiyon tablosundan farkı olmayan durumlardır. Bölgede sadece ishal vakaları değil artışta olan, hem uyuz hem de bit vakalarının arttığı belirtiliyor. Henüz orada yeterli olmayan tuvalet ve hijyen sorunu nedeniyle bütün insan, hayvan, bütün dışkıların taşması ve karışması anlamına geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca henüz salgın anlamına gelecek bir işaret yok dedi. Ama bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında uyuz rehberi hazırlandı. Hazırlanan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün rehberine göre kaşıntıyla seyreden hastalık yakın temasla ya da ortak eşya kullanımıyla bulaşıyor. Kaşıntı gece saatlerinde ve sıcaklığı artıyor. Vakaların tespit edilmesi için tarama şart. Rehberde izolasyon süresinin en az 24 saat olduğu, hastanın kullandığı eşyaların deterjan ve sıcak suyla yıkanması gerektiği bilgileri var. Ancak depremi vuran pek çok bölgede bunlara ulaşım zor. Sağlık Bakanlığı'nın uyuz rehberinde sağlık çalışanlarının da tedbir alması gerektiği yazılı. Şampuanlanma yöntemiyle tedavi eden ilaçları şu anda kullanabilme şansımız yok. Evet. Oradaki sağlıkçı arkadaşlarımız bile kolonyalı mendillerle silinerek üstlerinde başlarında o gün sokağa çıktıkları kıyafetleriyle iş sürdürmeye çalışıyorlar. Adıyaman'daki İsyas Otel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir turnuva için gelen onlarca çocuğa mezar olmuştu. Hatırlarsınız. Bir ön rapor hazırlandı. Ön rapora göre otelin kirişleri zayıftı. Ayrıca binanın en üst katı da kaçaktı. Aile apartmanıydı. Sonra otele çevrildi. Kahramanmaraş merkezli depremde 65 kişiye mezar oldu. 35'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrencilerdi. Otelin sahibi Ahmet Bozkurt ve yöneticileri Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt tutuklandı. Artı gerçek, otel hakkında başlatılan soruşturma dosyasının içeriğini yazdı. Soruşturma dosyasında otelin inşaatı sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 1992 yılında yapımına başlanan otelin müteahhitliğini otelin sahibi Ahmet Bozkurt yaptı. 4 yıldızlı otel Ağustos 2002'de faaliyete başladı. 2018 yılında o otelde kapsamlı bir tadilat yapıldı. Tadilat harcamaları kamuya ait Kalkınma Yatırım Bankası'nın sağladığı krediyle yapıldı. Soruşturma dosyasına giren iddiaya göre bu dönemde otelin 8. katı kaçak olarak yapıldı. Soruşturma dosyasına göre enkazın başına ilk giden isimlerden biri otelin müdürü Cuma Tufan'dı. Otelin yıkıldığını Efe Bozkurt'a haber verdi. Enkaz başındaki bir kişi de Ahmet Bozkurt'u aradı. Bozkurt'un ilk sorusu kurtulan oldu mu oldu. Ardından arayan kişiye sizde bir şey var mı diye sordu. Dosyadaki ifadelerde de çelişkiler var. Bir ifadeye göre otel sahipleri Ahmet Bozkurt'la oğlu Mehmet Fatih Bozkurt depremden 2 gün sonra enkaz başına geldi. Bazı ifadelere göre ise Mehmet Fatih Bozkurt ilk günden itibaren enkaz başındaydı.
Depremden 3 gün sonra yani 9 Şubat'ta Bozkurt ailesi villalarından ayrılarak damatlarının yaşadığı Aksaray'a gitti. Baba oğul Bozkurtlar 15 Şubat günü Kocaeli Gebze'de polise teslim oldu. Ankara'da bulunan Efe Bozkurt da 16 Şubat günü Ankara Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Jandarmaya göre Bozkurt ailesi Adıyaman'dan kaçmıştı. Diğer yandan soruşturma kapsamında otel ve çevresindeki binalardan karot ve demir örnekleri alındı. Otelin ön inceleme raporu da dosyada yerini aldı. Keşif tutanağında kiriş ve kolon donatılarının az olduğu belirtildi. Tutanakta bodrum katın üst döşemelerinde ise tali kirişlerin bulunmadığı kaydedildi. Otelin sahibi Ahmet Bozkurt ve iki oğlu ön raporu kabul etmedi. Üç binanın domino etkisiyle yıkıldığını öne sürdü. 10 katlı otelin sahibi Bozkurt ailesi Adıyaman'da AKP'ye yakınlıklarıyla biliniyor. Mehmet Fatih Bozkurt 2014-2019 yılları arasında AKP'den Adıyaman Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmıştı. İktidara para lazım. Zaten para yoktu. Üzerine bir de deprem gelince para ihtiyacı iyice arttı. Şimdi deprem vergisi getiriliyor. Şirketlere ek vergi konulacak. Deprem vergisi deyince de akla hemen 99 depreminden sonra toplanan vergiler geliyor. Çünkü o vergiler, o paralar deprem için harcanmak dışında her yere harcanmıştı. Nerede bu 88 milyar? Devlet bunu nereye harcadı? İlk iki yılını AK Parti'den önceki hükümetler harcadı. Buyurunuz Sayın Başkan. Burada 88 milyar lira vatandaştan toplanan deprem vergisiyle, parasıyla depremle ilgili hangi tedbir aldınız? Kaç kuruşunu buraya harcadınız? Çıkın buna cevap verin ya. 1999'daki Gölcük depreminin ardından bu zamana kadar milyarlarca lira deprem vergisi toplandı. Nerede kullanıldığı bilinmiyor. Depreme hazırlıksız yakalanınca tarih tekerrür etti. Vergiler yeniden sorgulanmaya başlandı. İktidar şimdi yeni vergilere hazırlanıyor. Kusur işlediniz, suç işlediniz. Meclis Genel Kurulu'nda bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri devam etti. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, teklifin kabul edilen 10. maddesine ek vergi eklendiğini açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bazı şirketlerden %10'luk tek seferlik ek vergi alınacak. Ek vergiyi 22 bin kurumlar vergisi mükellefi ödeyecek. 11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesi vergiden muaf. Bana hükümeti destekleyen partinin sözcüsü biraz sonra çıkıp şunu derse teşekkür ederim. Bu 88 milyar liradan deprem için kaç kuruş harcandı? Harcanmadı. Depremle ilgili tedbir bakımından hiçbir para harcanmadı. Konu meclise gelince tartışmalar da başladı. Hatırlatılan 1999 depreminin ardından toplanan vergiler oldu. Deprem vergileri özellikle 644 kişinin yaşamını yitirdiği Van depremi sonrasında gündeme gelmişti. Çünkü bugün yaşanan sorunların benzeri o dönemde de yaşanmıştı. Toplanan vergiler dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sorulmuştu. 44 milyar liralık diyelim ki bu çerçevede vergi topladınız. Nereye gitti? Sadece bir yıllık sağlık, vatandaşımızın sağlığı için yaptığımız harcama 44 milyar lira. Bu duble yollara gidiyor, demir yollarına gidiyor, hava yollarına gidiyor, çiftçimize gidiyor. Yani eğitime gidiyor değerli arkadaşlar. Veremezsiniz. Bu deprem için topluyorsun, kendi beceriksizliğinden dolayı hazinenin diğer giderlerine parayı aktarıyorsun. Şimdi vatandaştan yeniden bir deprem vergisi için talep kanun çıkarıyoruz. Evet, şimdi siyasete geçeceğiz tekrar. Barış Terkoğlu'nun dikkatini çeken bizim de ondan gördüğümüz bir ayrıntı. Bugün Brüksel'de NATO toplantısı vardı. İbrahim Kalın toplantıya katılanlardan biri, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi. Şöyle yazmış Barış Terkoğlu, çok ilginç. NATO'daki zirve haberini izliyoruz. TSK'yı NATO'da temsil eden tüm General Göksel Kahya boş bardakları topluyor.
Devletin ajansı o anı dünyaya servis ediyor. Umarım bulaşıkları da yıkatmıyorlardır. Eskiden üniforma itibarı, kurum gelenekleri, diplomatik terbiye vardı. Yazık oldu diye yazmış Barış Terkoğlu. Bir de video var. Videoyu da görelim. Göksel Kahya'yı şimdi birazdan, evet gördünüz, tüm general Göksel Kahya, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni NATO'da temsil eden asker, boş bardakları topluyor. Evet, bu da fotoğraf. NATO toplantısı devam ederken, İbrahim Kalın oradayken, Anadolu Ajansı canlı yayın yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri'ni NATO'da temsil eden bir tüm general bardak topluyor. Bu mesele konuşulur. Yarına kalacak meselelerden bir tanesi. Şimdi Bülent Turan'a dönelim tekrar. AK Parti Grup Başkan Vekiline. Bir vakit demişti ki Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olsun, ben de Çanakkale'den Cumhurbaşkanı adayı olurum demişti. Çanakkale Milletvekili. Ben de Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip çıkarım demişti. Sonra tevil etti. İşte ben ironi yaptım bilmem ne falan filan dedi ama vakti zamanında böyle söylemişti. Tam da böyle söyledi. Yani ironi falan yoktu. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına ihtimal vermiyordu. Şimdi Kılıçdaroğlu aday olunca o laflar hatırlandı. Gerçek ironi ise Gelecek Partisi'nin Çanakkale İl Teşkilatı yaptı. Şimdi Bülent Turan Cumhurbaşkanı adayı olabilsin diye 100 bin imza topluyorlar. Habere bakalım. Gelecek Partisi'nin Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer konuğumuz olacak. İroni yapacağız beraber. Genel kurulda olsun, toplantılarda olsun adayla ilişkin yeşil ışık yakıp iki gün sonra geri adım atmakla ilgili tarihe geçti şimdiden. Adaylık konusunda ironi yapan AKP'li Turan için imza kampanyası başlatıldı. Değil mi abi, istemiyorsan etmeyin. Bülent Turan'ı görmek istemiyorum. AKP'li Grup Başkan Vekili Bülent Turan 3 yıl önce Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa ben de adaylığımı ilan ederim demişti. Üzerinden uzun zaman geçti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimler için Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Bunun üstüne Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer şehrin en kalabalık caddesine masa kurdu, imza toplamaya başladı. İlk imzayı ben attım, teşkilat üyelerimize, teşkilat mensuplarımıza attı. Millet İttifakı ortak adayı için Kılıçdaroğlu'nun adını duyurduktan sonra Turan açıklama yaptı. Bülent Turan 3 yıldır beklemekten sıkıldığını ve bu sürede adaylıktan çekildiğini söyledi. Kim aday olursa olsun, adaylığın tarihi geçti, zaman aşımı oldu. Ben aday falan değilim, Sayın Erdoğan eline çekiliyorum diyorum ben de esprilerle beraber. Turan'ın adaylığı için 100 bin imzaya ihtiyaç var. Özsüer şimdi AKP Çanakkale Milletvekili Turan'ın aday olması için destek bekliyor. İnşallah Sayın Turan'ı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediğimizi ifade etmek istiyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Vahap Özsüer internet bağlantısıyla yayınımızda. Vahap Bey merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar İnan Bey. Vahap Bey, size güveniyoruz. 100 bin imzayı toplayacaksınız ve Bülent Turan'ı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıkaracaksınız. Amacımız o İnan Bey. Üçüncü aday olarak şu an açıklanan iki aday var. Üçüncü aday olarak Sayın Turan'ı görmek istiyoruz elbette ki. Kaç imza topladınız? Vallahi İnan Bey, o konuda çok iyimser değiliz. Fiziki olarak, yani fiziki imza atan şu ana kadar 48 kişi var maalesef. Pek mesafe alamamışsınız Vahap Bey. Maalesef verim alamadık. Yani Çanakkale'nin en işlek caddesine kurduk. Bu tabii Çanakkale'de Bülent Turan'ın karşılığı anlamına geliyor aslında. Yani Bülent Turan'ı sevenler bir şekilde gelip buraya destek verirdi. Kendisinin Cumhurbaşkanı adayı görmek isteyenler, sonuçta Cumhurbaşkanı adaylığı kutsal bir şey. Çok en yüksek makam ülkedeki. Demek ki Bülent Turan'ın halktaki karşılığı bu İnan Bey. Bir de change.org.tr var biliyorsunuz. Bu online imza olan. Biz aynı zamanda kampanyamızı orada da bir kampanya başlattım. Ben önce oldum orada da. İlk imzayı ben attım. Oradaki verilere de anlık olduğu için, hatta şimdi online olarak bakayım orada kaç imzaya ulaşmışız. Yani orada sponsorlu döndürdüm. 50-100 lira bütçelerle, küçük bütçelerle sponsorlu döndürebiliyoruz. Şu an İnan Bey 64 kişi olmuşuz maalesef. Orada da çok kişi. Az. Bir dakika Vahap Bey, şimdi o Change.org'da insanlar onu nasıl bulacaklar? Google'a mı yazsınlar, ne yapsınlar? Belki imza atmak isterler. Google'a da yazabilirler. Change.org.tr'yi tıklayıp Bülent Turan
veya Cumhurbaşkanlığı adaylığı, 13. Cumhurbaşkanı adaylığı anahtar kelimelerini girdiklerinde kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar. Zaten bir tane kampanya var Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili. Kolay bir şekilde bizi tutuyorlar İnan Bey. Ya, illa Çanakkale'de yaşayanların imza vermesi gerekmiyor. Hayır, tüm dünyaya açtık İnan Bey, tüm dünyaya. Herkes verebilir. Evet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes imza verebilir. Peki, tabii. Vahap Bey, şimdi 100 bin imza toplandığı zaman Bülent Turan mecbur Erdoğan'ın karşısına rakip olarak çıkacak mı? Yani artık ona kalmış, korkmuyorsa eğer çıkar. Hodri meydan diyoruz biz. Ben aday olmuyorum diyebilir yani, teknik olarak öyle bir imkanı var mı? Ya zaten 4 ay önce bir geri vites yaptı o. Recep Tayyip Erdoğan'ın lehine adaylıktan çekiliyorum açıklamasında bulundu. Geri viteslere alışıp kendisi. Peki. Vahap Bey. Şimdi siz Çanakkale'de kaç imzaya ulaşabileceğinizi düşünüyorsunuz? Bir hedefiniz var mı? Söyleyin de ona göre takip edelim biz de. Sonra bir daha sizi yayına alıp sorarız yani ne yaptınız ne ettiniz diye. İnan Bey şöyle, yani bunu tabii yarın Sayın Cumhurbaşkanı meclisi feshedecek, seçim sürecine girmiş olacağız. Bizim kendi işimiz var. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı biliyorsunuz. Biz Gelecek Partisi Çanakkale İl Teşkilatı olarak genel merkezimizin aldığı her kararın arkasındayız. Bizim aslında kendi işimiz gücümüz var. Yani bizim işimiz Bülent Turan değil. Yani kampanya sonuna kadar onu koşturmayacağız açık söylemek gerekirse. 7 günlük bir kampanyaydı. Salı günü başladık. Haftaya salı günde bitireceğiz bu kampanyayı. Allah ne verdiyse diyorsunuz artık yani. Tabii ki yani zaten sonuçları da kamuoyuyla paylaşacağız. Kamuoyu merak ediyor. Bana Twitter'dan yazıyorlar kaç imza oldu. Peki. Troller saldırıyor. Evet. Bülent Turan'dan bir reaksiyon geldi mi? Ne yapıyorsunuz siz kardeşim falan dedi mi? Bülent Turan maalesef siyasi kör olarak nitelendirdi bizi. İroni olduğunu anlamadınız mı dedi. Ben de ona aynı tatlılıkta cevap vermek istiyorum. Asıl bizim yaptığımızın ironi olduğunu anlamadı mı Sayın Turan? Peki. Peki Vahap Bey. Başarılar diliyorum size. Umarım 100 bin imzayı da geçersiniz. Çanakkaleliler de bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da buradan duysun. Hem Çanakkale'de imza verebilirsiniz hem de change.org'da imza verebilirsiniz. 100 bin imzaya ihtiyaç var. Bülent Turan'ın Erdoğan'ın karşısında Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için, ona rakip olabilmesi için 100 bin imza gerekli. Vahap Bey de Gelecek Partisi'nin Çanakkale İl Teşkilatı ile birlikte bu meseleyi takip edecek. Ama asıl olarak tabii seçime çalışacak. Kalan zamanda bakacaklar vakit olduğu müddetçe. Tabii İnan Bey. Çok teşekkür ederim bizi misafir ettiğiniz için. Bizim asıl işimiz Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçtirmek. 15 Mayıs sabahı ülkemiz çok güzel bir sabaha uyanacak. Ülkemiz çok güzel bir yarına uyanacak. İple çekiyoruz. Yaklaşık bir 68-69 günlük bir seçim kampanyamız var. İnanın elimizden geleni, yani taşın altına bedenimizi koyacağız ve çalışacağız. Söz veriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağladığınız için. Ben bu ironiye olduğunuz için. Sizden de imza bekliyoruz bu arada İnan Bey. Change.org.tr'de. Tamam, bakacağım, bir bakayım. Çok teşekkürler Vahap Bey. Sağ olun. İyi geceler. Sağ olun. Sağ olun. Evet, böyle bakalım kaç imzaya ulaşılacak. Takip ederiz bu meseleyi. Şimdi son 2 ayda et fiyatlarında artış var. %50 arttı et fiyatları. Yani işte ekonomideki kriz, hayvan yokluğu vesaire faktörler zaten duruyor. Problemler zaten duruyor. Ama şimdi yeni bir problem var. O da şu. Bir virüs sebep olmuş olabilir et fiyatlarındaki artışa. Yani şu anda hayvancılık sektöründe şap hastalığıyla ilgili ciddi bir kriz var. Yaklaşık 2 aydır görülüyordu bu virüs. Tarım ve Orman Bakanlığı SAT2 tipi şap virüsüne karşı harekete geçti. Ülke genelinde hayvan pazarları kapatıldı. Tedbirlere uymamanın cezası 46.159 lira idari para cezası olarak açıklandı. Bakanlık 8 işletmede kordon karantina dahil olmak üzere tüm tedbirlerin alındığını duyurdu. Zaten Türkiye'de şap hastalığının belli virüsleri vardı. Ama bu mevcut şu anki çıkan virüs
Türkiye'de bugüne kadar karşılaşılmayan bir virüsmüş ve bunun da Suriye'den ithal ettiğimiz, yani Kuzey Irak'a gönderilmek üzere ithal ettiğimiz, kontrolsüz bir şekilde ithalatını yaptığımız koyunlardan bulaştığı düşünülüyor. İktidar yükselen et fiyatlarını düşürmek için ithalata yöneliyor. En son yükselen fiyatlar karşısında Avrupa ve Güney Amerika'dan et ithal edileceği açıklandı. Ancak uzmanlara göre kontrolsüz ithalat hastalığın ana nedeni ve bu hastalık et, süt ve iş gücü kaybına neden oluyor. Dolayısıyla yine et fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Son iki ayda et fiyatları %50 yükseldi. Tarım ve Orman Bakanlığı hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla tüm hayvan hareketlerini yasakladı. Ülke genelinde de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerin izinleri de iptal edildi. Bu hastalığa karşı da bir aşı şu anda geliştirilemediği için, şu anda elde bir de aşı olmadığı için üreticide ciddi bir tedirginlik var. İnsanlar çaresiz hayvanlarını kestirmeye başlamış. Tarım ve Orman Bakanlığı satiki tipi virüs nedeniyle aşı çalışmalarına başlandığını duyurdu. Üretimi tamamlandığında sahaya sürüleceği açıklandı. Bugün biz gazeteciler için zor bir gündü, kötü bir gündü. İsmet abimizi kaybettik. İsmet Demirdöğen, Ankaralı gazeteci, 63 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bugün acı haber geldi. İsmet Demirdöğen'in naaşı yarın Orhan Cemevi'nde düzenlenecek. Törenin ardından Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 1960 yılında doğmuştu İsmet Demirdöğen. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi. Gazeteciliğe Anka Haber Ajansı'nda başladı. Çeşitli gazete, dergi ve televizyonlarda muhabir, parlamento büro şefi, haber müdürü, haber koordinatörü, Ankara temsilcisi olarak görev yaptı. 96 ile 2003 yılları arasında Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin genel başkanlığı görevini yürüttü. 2013-2015 yılları arasında CHP'nin TBMM grubunun basın danışmanlığını yaptı. CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilmişti ve RTÜK üyeliği de yapmıştı. İsmet abi pek çok gazeteci gibi benim de ağabeyimdi. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı, güzel bir insandı İsmet abi. Hep güzel hatırlayacağız. İyi geceler.